17 Kasım Dünya Prematüre Günü farkındalık kapsamında düzenlediğimiz bu organizasyona hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada hayata erken başlayan minik kahramanlarımızın kaliteli yaşam hakkına toplumun dikkatini çekerek farkındalık yaratmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi çocuklarımızın gözünden prematüre bebeklerimiz konu başlıklı videomuzu izleyeceğiz. Bunlar içerisinde prematüre doğum ne yazık ki aileler için bir kötü bir tablo, kötü bir senaryo. Bu duygular içerisinde bunu en iyi anlayacak anne babalar fakat bizim gözümüzde, bizim NICU ekibimiz, yeni doğan yoğun bakım ekibimizin gözünde bir yeni doğan yoğun bakımın haberini aldığımız zaman büyük bir heyecan başlıyor bizde. İnanılmaz bir heyecan, kalbimiz defa inanılmaz şekilde çarpmaya başlıyor. Belki şu anda daha hızlı bilmiyorum, şu anda çok hızlı çarpıyor kalbim ama. Bu bebekler, doğumdan sonra kadın doğum ekibi önce bebeği alıyor. Tabii onlar için biraz daha rahat belki ama yine onlar için ama bebeği kucağımıza verdikten sonra
bizde inanılmaz bir yarış başlıyor. Belki fark ettirmiyoruz, belki aileler bunu görmüyor ama inanılmaz bir yarış başlıyor. Sahiler önemli. Asker hocam bunu her zaman da getiriyor. Sahiler de kadar önemli. Yapacağınız bir hamle, oradaki yapacağınız bir hareket, saniyelik bir hareket bebeğin belki ömrünü etkileyecek sonuçlara yol açıyor. Bu yüzden bunun bilincindeyiz. Çok hızlı bir tablo başlıyor. Hemen de yapıyoruz, gerekli şeyleri yapıyoruz. Gülsel ablaları, gülsaneleri onları hemen alıyor. Uygun, konforlu bir ortam sağlıyor. İşte memur ablaları sarı takmaya uğraşıyor. Alev ablaları böyle makine ayarlamaya çalışıyor. İnanılmaz bir refor. Açıkçası ben burada bir şey paylaşacağım sizinle. Aslında karşınızda göründüğünüz kadar ben böyle bir hani dururken, size anlatırken büyükleri böyle çok dirayetli değil. Belki maskeliyorum. Yıllardır yoğun bakımda çalışıyorum bu süre belki. Aslında haddimi aşıyorum belki. Kusura bakmayın. Biraz cool durmaya çalışıyorum. Biraz serin durmaya çalışıyoruz ki biraz güçlü olun diye belki. Diyorum ki moraliniz yüksek olsun. Siz ne kadar iyi olursanız bebekleriniz o kadar iyi olacak. Her zaman diyorum ki dua edin iyi olacak. Hep söylemişimdir. Belki bunu belki en iyi ifade eden Ezgi'nin annesi, Ezgi Hanım burada, Maysal annesi. O belki biraz sonra sorduğunuzda bunu paylaşmak ister ama biz şunu bilin, biz yoğun bakım bebekleri aldıktan sonra teknik altyapımızla bildiğimiz her şekilde bebekler için bizim teknik altyapımız oldukça iyi yoğun bakım olarak. Bir defa yoğun bakımımız yoğun bakım gibi dizayn edilmiş. Hüseyin hocama bu arada Ali Bey ile beraber, o da burada. Dizaynda emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ben daha sonra katıldım ekibe. Yoğun bakım gibi dizayn edilmiş. Her türlü imkanımız var. Her türlü imkanla bu bebeklere destek olmaya çalışıyoruz. Bizim için bugün çok anlamlı çünkü ilk senemiz ve biz kocaman bir aile olduğumuzu burada bir kez daha gördük. Ve çok bizi mutlu etti. Biraz sonra Asya hocam belki daha detaylı, daha güzel size bunları ifade edecek fakat asla yalnız değilsiniz. Doğumdan önce, doğumdan sonra asla yalnız değilsiniz. Hep beraberiz burada. Biz doktor olarak da yalnız olmadığımızı, ekip olarak da burada yalnız olmadığımızı gördük. Dünya Prematüre Günü işte bunun için belki kutlanıyor. Bu yalnızlığı görmemeniz için kutlanıyor. Asla burada yoğun bakımda hala bebekler yatan anne babalar var. İdim burada, Markoç burada. Belki bunlar şu anki sizin duygularınızı biraz sonra çok merak ediyorlar. Ne yaşayacak, ne yaşadıklarını. O yüzden onlar da söz verecek ama biz bu duygular içerisinde biz Dünya Prematüre Günü'nü kutluyoruz. Bu duyguların belirtilmesi için diyor Dünya Prematüre Günü kutlanmalı diyoruz. Kötü bir olay belki erken doğum ama bunların bilinmesi, farkındalığı için de mutlaka kutlanmalı. Size ben hocalarıma saygı sevgilerimi sunuyorum. Dünya Prematüre Günü'nüz kutlu olsun diyorum. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Ahmet Hakan Yedi'ye verdiği önemli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de yeni doğan yoğun bakım ekibini prematüre bebek bakımı konuşması için buraya davet ediyorum. Mikrofon kapalı. Mikrofondan ses gelmiyor mu? Size hoş geldiniz. Duygu'nun mikrofonuna bakar mısınız? Mikrofonda bir sorun var.
hedeflerimiz oldu. Hepsiyle bir sürü anılarımız oldu. Onların hepsi bizim için çok özel. Bu kadar ben. Anlaşıyoruz. İstemediğim işlemi olduğunda yüzüne çekiyor.
toprak yapısı değişiyor. Keyfi yerinden de esmiyor. Ve anlıyorum ki benim bebeğimin keyfi yerinde. Bizler kendi anyoluk mevşeleri olarak size işler yapıyoruz. Profesyonel bir şekilde ama anne sevgisini katmaya çalışarak da şefkatli bir şekilde kendilerine bakmaya çalışıyoruz. Sizlerle birlikte olduğumuz ailelerimiz var. Doğru, bir güzel süreçler geçirdik. Sonucunun bu şekilde güzel olması bizler için çok büyük bir mutluluk. Şu an inanın sizlerle beraber ben de aynı heyecan, aynı mutluluğu yaşıyorum. Ve sizin ilk gününe ben de dönüyorum. Değişik değişik anılarımız var hepimizle birlikte. Ve onları ben de şu an hissediyorum. Şimdi hep prematüre anneler diyoruz. Ben prematüre babasına mikrofonu uzatmak istiyorum. Prematüre siz olmanız. Emir ve Ezel'in babası. O da en iyi tarafa. Öncelikle herkese merhaba. Birbirimizi tanımıyoruz ama hikayemiz ortak. Tabii zor bir durum, duygusal bir durum. Anlat hocam, dediğiniz gibi yalnız değildik. Sizlere teşekkür ederiz. Gülseren Hanım'a ve isimlerini sayamadığım ekibine teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Başta Şehri Yıldıkları hepinize teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Saygılar, selamlar. Ben Yeniden'in en yeni hemşirelerinden birisiyim. Benim ismim Buse. Ben buraya başladığımda ilk başta çok korktum. Yapamam diye. İlk hastaları benim neredeyse bütün bebekler bunlar. Bunların savaştıklarını gördükçe ben de dedim yapabilirim. Neden savunmalar küçük bedenleriyle neleri başarıyor dedim. Ben de onlarla beraber savaştım ve ben buradan Güneş'in annesini uzatmak istiyorum. Bana ağlamıyordun. Beni konuşuyorum. Bir şey yok. Düşünün yani 8 ay boyunca karnınızda tekmelerini hissediyorsunuz, kalp atışlarını hissediyorsunuz ve bir anda ellerinizden gidiyor. Yani elleyemiyorsunuz, günlük sadece 5 dakika görmeseydiniz yani. Çok kötü bir duygu diyor. Sadece dua etmekten başka hiçbir çarem yoktu. Her gün dua ettim yani her gün. Yani binlerce şükürler olsun ki hem hemşirelerimize, hem hastaneme, hem doktoruma çok güzel ilgilendiler. Yani tarif olmayan bir duyguydu ama hala da atlatamıyorum yani. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Çok sancılı bir süreçti, konuşamayacağım. Evet, annemize teşekkür ediyoruz. Benim ismim Meltem. Burada arkadaşlar arasında en deneyimli benim diyebilirim. Hepimiz prematür bebeklerimize gerektiği gibi önem veriyoruz. Düzenli olarak beslenmelerine bakıyoruz. Bir diğer prematür annemiz Ezgi Hanım'a mikrofonu uzatıyorum. Herkese merhaba. Anlatacak o kadar şey varken ama zaten hemen hemen hepimiz aynı şeyleri yaşadık. Benim bebeklerim ikisi de 26 işte dünyaya geldiler. Birini 14 insana kaybettik. Toplasınız 14 günde bir saat göremedim ama evlat işte anneliği toprağa verdim kızıma. Sonra diğer kızımı aldık kucağıma çok şükür. Gözüm arkada hiç kalmadı çünkü benden daha iyi baktıklarını biliyordum. Ama işte inanın hepiniz aynı şeyleri yaşadığınız için tuvalet, her gün her akşam tuvaletimi yaptın mı diye arıyordum ben. Evet. Çünkü benim kızım nek oldu, bağırsakları ödem yaptı. Aldı oksijen sindirimine yetmedi. Kardeşiniz aynı şey olacak diye çok korktuk. Gülseren Hanım şahittir. Bizi dedim aramayın ne süt için ne bez için. Biz dedim sizi ararız. İki gün savaş verdi kızım ama kurtaramadılar. Tedaviye cevap vermedi. Yani
gece de geldik buraya, gece vefat etmişti. Sabah geldiğimizde de Hakan Bey, Allah razı olsun, hakkınızı helal edin. Sabah geldiğimizde de başım değdi, öğlen de başım değdi, gece de başım değdi var. Olmadı, kurtaramadılar. Bu kadar var, bir şey anlatamayacağım. Hepinize tekrardan hoş geldiniz. Ben Mesude. Ben yeni doğan yoğun bakım derslerini almaya başladığım zaman hocamın söylediği tek bir cümle vardı. Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmak ayrıcalıktır diye. Ve biz kendi branşı olduğu için böyle söylediğini düşünmüştük ama buraya başladığım ilk dakikadan itibaren bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi anladım. Bizler içeride hayatlarının en başında olan bebeklerimize bakınıyoruz ve onlar için en önemli şey yaptığımız her bir girişimin hayatlarına çok büyük bir önemi var. Ve bizler de çok ince düşünerek dokunuyoruz ve içeride çok heyecanlıyoruz. En az onlar kadar korkuyoruz. Ve bizler içeride bunları hissederken annelerimiz dışarıda neler hissediyorlar? Ben bebek Polak Büyükler'in annesine mikrofonu vermek istiyorum. Ben ne söyleyeceğimi biliyorum. Benim karanlığıma ışık oldunuz. Umutsuzluğuma umut oldunuz. Biri bir kiloydu, biri bir iki yüzlü. Ve şu an ikisi de hayatta ve çok mutluyum. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Her gece yattığımda sizlere dua ediyorum. Çok mutluyum. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Bu yüzünden havayı biraz dağıtalım. Bebeklerimiz bizim için çok değerli. Zaten söylemiştik. Onlar bizim ellerimizde yaşayan küçücük bedenler. Hayata tutunmaya çalışıyorlar. Biz de bu hayata tutunmaya çalıştıkları savaşta onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Ben sözü Albayrak annesine vermek istiyorum. Öncelikle merhaba. 25 artı 5'te doğum yaptım. 805 gramdı. 805'ten 640 grama düştük. Zor bir süreçti. Sabır, dua. Küçük bizler. Yaşama şansı sıfırdı. Sabır, dua. 83 gün güneşte kaldık. Ben direkt okuyarak anlatmak istiyorum. Kelimeyi öpmek istemem. Yeni doğandaki tüm bebeklerimiz ve perimetrelerimizde ayrı özen, ayrı heyecanla yaklaşıyoruz. Her seferinde yeni bir bebeğin yaşama tutulması bize ayrı bir mutluluk, sevinç ve bu duyguları kaygı olarak da korku yaşanıyor. Onların gözlerinin içine bakmalarını diğer ürünümüz etki altında bırakmamaya çalışıyoruz. Tüm bu çabalarımız o minik kalbinin yaşama tutulması için. Onlara minimum veriyoruz, rahatsız etmiyoruz. Onlar istiyor sokaklarınız. Ben sözü size vermek istiyorum. Hikayem sanki seninle biraz daha farklı. Ben cebimde ağır bir depresyon geçirdim ve cebimden hasta vazgeçme noktasına geldim. Ama onlar benden vazgeçmedi. Ne Ahmet Hoca, ne Gülsene Nevşek, hiçbiri bizi yalnız bırakmadı. Meriç Hocama da buradan çok teşekkür ediyorum. Cemre'yi çok seviyorum. Geldiniz. Ben Canan Özkan, Yeni Doğan Yoğun Bakım hemşiresiyim. Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesine ilk adımımı attığımda biraz endişem, biraz korkum ve çok da heyecanım var. Evet, korktum çünkü bizimle daha çok erken buluşan bebeklerimize bakmaktan, tedavi yapmaktan, dokunmaktan bile. Çünkü onlar çok küçükler, çok hassaslardı. Küçük oldukları kadar güçlülerdi. Onlar
güçlü oldukları kadar da çaba gösteriyorlardı. Ve onlar çaba gösterince bizim daha güçlü ve daha çaba göstermemiz gerekiyordu onlar için. Biz de onlar için elimizden geldiğince gerek eğitim, gerek tedavi, gerek çaba her bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ve ben buradan sözü Mutlu Bebeğin ailesine vermek istiyorum. Güncel olan sağlık araştırmalarını sürekli olarak okuyup takipte kalıp konu yeni doğan yoğun bakım ünitesinde paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Prematüre doğmak ayrıcalıktır. Bakımı ise tarifsiz bir duygudur. Bizler için. Geleceği kazandıran en ufak çocuklarımızdır ve şu anda aramızda da. Yeni doğan bebekler yoğun bakım ünitesinin elinde canlı olur. Ben de Çayıroğlu'nun ailesine mikrofonu vermek istiyorum. Herkese merhabalar diyorum. Çok zor günler geçirdik. Ancak Ahmet Hoca ve Yusran Hoca çok bize destek oldular. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında şu an çok mutluyum. Çünkü zor günleri geride bıraktım. Herkese teşekkür ediyorum. Merhaba, ben İler Hemşire. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Söyleyecek çok fazla sözüm yok. Bu konu hakkında sizin bizlerden daha fazla söyleyecek şeyiniz var. Siz bunları yaşadınız, gördünüz, bu duyguları daha iyi tattınız. Bizim yaptığımız, öğrendiğimiz ve bebeklere uyguladığımız tedaviler, girişimler, doktorumuz Ahmet Bey'in istediği gibi, istediği şekilde, bebeklere uygun şekilde yaptığımız tedaviler ve sonunda sizin güçlü bebeklerinizin bugün bu şaşırtıcı hale gelmiş olmaları. Bugün hepsini görünce çok şaşırdık. Çünkü hepsi gerçekten tosun gibi olmuşlar. Hani çok büyümüşler, güzelleşmişler. O minicik bebeklerden eser yok şimdi. Çok güzeller. Hani güzel bakmışsınız bebeklerimize. Ve ben şu an uykucu bebeğimizin annesine söz vermek istiyorum. Bebek söz kesen. Teşekkür ederim. Tarafa dönür misin? Hayır, hayır. Heyecanlanıp yapıyor. Çok heyecanlıyım ki. İlk doğduğumda bir devlet hastanesinde doğum yaptım. O sırada çarptı 3 kızım. Sevgili yanlış.
Hastanede doğumdan sonra yan odadaydı, buraya sevk ettiler. Burada hani çocuğuma kalkıp bakamadım, beni nasıl ayrılacağım diye buraya getirirler gene iyi gece. Bir şey olmaz. Bir şekilde büyüdü. Korkmama, ilk başta çok korkuyordum. Hatta sordular bana bakabilecek misin diye. Bir hafta daha bizi hatta toparlar diye bekledik. Ahmet Hocam, Allah onlara razı olsun. Gülsel hemşerim, diğer çalışan bütün hemşireler. Hepsi hepinizden Allah razı olsun. O kadar büyük emeği var ki herkesin. Ki yani hepinizin çocukların üstünde. Merhaba, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Gamze, yeni doğan yavrum bakım hemşiresiyim. Aslında nasıl başlayacağımı ben de bilmiyorum. Ben de ilk başladığımda çok heyecanlıydım, çok korkuyordum. Ama sonra prematüre bebeklerle vakit geçirdikçe güçlü olmam gerektiğini anladım. Onların sağlık ve güç bana da kuvvet verdi. Onların nefes aldığını hissedince, minik kalbinden çıkan atışları duyunca benim kalbim de hızlanmaya başladı. Onlarla birlikte kalbim atmaya başladı. Biz onlara, onlar bize destek oldu. Şu an burada birlikteyiz, bunun için de çok mutluyum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sözümü size vermek istiyorum. Merhabalar. Bir kilo 50 dünyaya geldik. Çok küçük. 43 gün kuvvetle kaldık. Hiç bilmiyorum, çok üzülüyorum. Üzüldük, Allah dedi, çok ağladık. Çok üzüldük, bilmiyorum ya. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, Allah razı olsun. Gülsür ablana çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Ali Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Kızına verdiniz. Hiçbir şey yok. Hiçbir problem yok. Çok sağ olun. Şimdi ben ilk düşük doğum ağırlıklı bebeğimiz Öykümüzün annesine doğru gideyim. Öykü'yü görüyorum. Annesini göremiyorum. Annesini de gördüm. Kendisi deneyimli bir prematür annemiz. Üç bebeğinde prematüre doğmuştu. Hastanemizdeki de ilk 1000 gramın altındaki bebeğimiz Öykü. Lütfen ağlatmayın. Yok, hayır. Tamam. Çok mutluyum çünkü iki tane prematüre bebeğim var. Gerçi bebeğim demeyeyim, bir tanesi kocaman kızım 18 yaşında. Herkese merhaba öncelikle. Öykü 27 haftalık doğdu. O kadar çok böyle hani erken olduğunda sancılarına geldim hastaneye, çok korkmuştu. Eyvah dedim, gitti artık bu da, hani daha önce 5 tane düşüğüm vardı benim. Bu da olmayacak diye çok üzülmüştüm ama sağ olun Atilla Bey, Ahmet Bey, Ali Bey ve Gülsar Hanım arkadaşları o kadar çok iyi ilgilendiler ki herkese teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Thank you.
annelere, babalara ve birinci derecelerin yakınları. Yine bu bebeklerimizle çok yakından ilgilenen sağlık ekibimiz görüyorsunuz. Yani sadece çocuk değil, çocuk ve çocukla ilgili diğer branştan çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi, laboratuvar, bu arkadaşlarımızı ve çok değerli hemşirelerimiz. Evet, medya adına İstanbul Times değil mi? Ben Hüseyin Bey, inşallah bugün de kalmayacak, daha sonra seri halde programlar yapmaya çalışacağız. Ve tabii ki bugünkü programı organize eden Avrasya Hastaneler Grubu, Doktor Hüseyin Bey zaten konuşmalarını yaptı ama tekrar konuşacak. Eşi Nermin Hanım ve hoş geldiniz siz de. Ali Siyahoğlu ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Teşekkürü ben özellikle bu programdan istifade etmiş olan prematüre bebekler ve henüz doğmamış prematüre bebeklere yararlı olacağını düşünerek bebeklerimiz adına hoş geldiniz diyerek en derin saygılarımı sunuyorum. Prematüre bebeklerimiz çok önemlidir. Aslında ben bu konuya detaylı olarak girmeyeceğim çünkü programın başından itibaren hem görsel objelerde hem de tüm konuşmacılar bu konuya detaylı olarak değindiler. Her biriniz onlarca sebep söyleyebilirsiniz. Ama bu arada bazı noktalara dikkat çekmek istiyorum. Bugün hala tüm dünyada yaklaşık 15 milyon çocuk prematür olarak doğmakta. Dünyada 200 ülke olduğunu düşünürsek, 190 civarında şu anda ama tabii tanımlanmamış ülkeler de var. Ülkemizde bu oran yaklaşık 150 bin civarında. Yani tüm dünyadaki prematürlerin %1'inden fazlası Türkiye'de doğuyor. Bu arada bu doğan bebeklerinde yaklaşık 1/5'i İstanbul'da doğuyor. Onun için İstanbul'daki programlar ve İstanbul organizasyonları son derece önemli. Şimdi biraz önce hemşire hanımlarımızın eşliğinde burada bebeği bulunan annelerin duygusal konuşmalarını dinlediniz. Ben onların bir çoğuyla hatta konuşurken söyledim. 20 yıl önce, yani 1990'lı yıllarda bu çocuklar doğsaydı neler olabileceğini tahmin ediyorsunuz. Veya bu bebekler buradaki koşullar, yani koşullar derken gerçekten altyapı, fizik yapı çok önemli. Yani bir yoğun bakım ünitesi için Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerika Pediatrik Ajansı'nın belirlediği onlarca kural var. Yaklaşık 29 kural. Her birinin birçok alt başlığı var. Ki Hüseyin hemşirem özellikle değindi böyle şey olarak belirliyor. Biz onlara rahatsız etmiyoruz, ışıktan koyuyoruz. Çünkü gürültü bile bu çocukların zihinsel gelişimini etkiliyor. Ben daha ileriye gideyim. Yani çok detaylı değinmeyeceğim ama çok önemli bir altyapı gerekiyor. Ameliyathane koşullarından daha hassas koşullar. Ve çok özel yetişmiş hemşireler gerekiyor. Çok iyi bir ekip gerekiyor. Yani bunlar olmasaydı gerçekten bu çocuklarımızın hayatta tutulabilmeleri kolay değildi. Ama şunu söyleyeyim, ben sizlere ümit de vermek istiyorum. Ülkemizde şu anda en son koşullar var. Ve Türkiye, tüm dünya ülkeler içerisinde prematüre bebek ve yeni doğan bakımında dünyada ilk 5'in içinde. Bu çok güzel bir oran. Üstelik doğum sayımız oldukça yüksek.
yani bütün çocuk branşlarında demiyorum ama yeni doğan adına çok büyük aşamalar kaydettik. Beklenen üzerinde, hedeflenen üzerinde. Onun için gerçekten şanslıyız. Bir de prematüre bebeği sadece yaşatmak değil. Nasıl yaşatalım? Bu çocuklar normal diye, çocuklar gibi koşsun, oynasın, okullarda normal şekilde eğitim yapabilsin. Halbuki eski yıllarda birçoğunuz görürsünüz, çevrenizde yakınlarınız vardır, aile yakınlarınız, çeşitli sorunlar ortaya çıkıyordu. Bu arada Doktor Ahmet Bey vurguladı. Dedi ki, saniyeler önemli. Bakın dakika demiyoruz, saniyeler önemli. Yani onun için gerçekten bütün ekip hareket halinde. Bu arada şu noktayı belirlemek istiyorum. Tabii doktor arkadaşlar var, bazı mesajlarım doktorları, bazıları sizlere. Bir defa bebeğin doğacağı haftaya göre. Tamam 37 gebelik haftasından önce doğuyor ama belirli kritik haftalar var. Günümüzde artık bu kritik hafta 23. gebelik haftasına kadar. Tabii bu dönem yaşam sınırlı. Ama şunu söyleyeyim, bakın 25 haftalık bebeği dinledim ben burada. 23-24 haftalıkta eğer problemler iyi tanımlanırsa hiçbir sorun olmuyor. Halbuki iyi bir ortamda olmazsa, ortam derken sadece doktoru da kastetmiyorum. Hemşire ekibinde. Hepsinin bir arada, yani yardımcı branşlar, tüm destek ekibi, altyapı, fizik yapı gerçekten çok pahalı ama bunların hepsi bir tek bebeği bile sağlıklı yaşatmak adına için. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz engelli durumlar da çok fazla. Ama bizim buradaki bebeklerimiz gayet iyi bir şekilde gelişmişler. Yalnız şu mesajı vermek istiyorum sevgili anneler. Hepinize müsaadenizle ben sizi hoş görünce değerli prematüre bebek dostları diye hitap etmek istiyorum. Yani bu çünkü özel, yani normalde farklı bir olay. Yeni doğan dönemi bildiğiniz gibi tüm dünyada normal zamanda doğan bebeklerle insan yaşamının en hassas ve kritik bebektir. Normal bebeklerde bile dakikalar önemli. Bu dönemdeki yapılacak işlerle çocuğun hayatta kalma şansını ve yaşam kalitesini, kalite derken bütün bedensel faaliyetleri, işitme, görme, bilişsel fonksiyonlar, ki ülkemizin geleceği uzmanı var, bunları kastediyorum. Bunlar bakımından, hepsi bakımından son derece önemli. Onun için bugünün önemini ben tekrar tekrar zamanınızı almamak için benim içimden geçen sizlerle konuşarak görüşlerinizi almak ama hepsi arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde görüştüler. Ve hepiniz kendi açınızdan çok güzel noktaları vurguladınız. Ve gerçekten hani ben de çok gurur duydum, doğrusu mutlu oldum. Hani buradan çok memnun olduğunuzu, güvenle gittiğiniz, bu çok önemli zaten. Ama bu olayda en baş mücadeleci kim? Bebeklerimiz. Bebeklerimiz bu mücadele gücünü kimden alacak? En başta tabii aile, anne baba ama anneler çok önemli. Hani onun için arkadaşlarımız sanıyorum değil mi? Hani bebeklere, annelerle temas ettirmek, tel temas, el teması, onların seslerini dinletilmesi, sizlerin motivasyonunuz. Ki sizler bu arada tabii böyle bir bebek doğurdunuz, yoğun bakma yaptırdığınız için psikolojik sorunlar olabilir. Zaten normalde de gebelik ve doğusalık döneminde sıkıntı, anksiyete olabiliyor ama ben sizin eşlerinizi de kutluyorum. Büyük bir ihtimalle sizlere çok destek verdiler. Zaten ben burada bu kadar aileyi görünce de çok şaşırdım. Ki ben Türkiye'deki ilk neonatologlardanım. Türkiye'nin çok büyük eğitim hastanelerinde zaman zaman toplantılar yaptık. Fakat burada farklı bir toplantı. Burada bebekleri görmek, anneleri de beraber görmek çok hoşuma gitti. Hani genelde biz doktorlar kendi kendimize konuşuruz, sağlık ekibi, aileler gelir. Ama burada gerçekten ben teşekkür ediyorum böyle annelere, ailelere, babalara çağırdığınız için. Çünkü sizler çok önemlisiniz. Yalnız burada öğrendiklerinizi lütfen arkadaşlarımızla da paylaşın. Yeni gebelerle paylaşın. Hamile olanlarla paylaşın. Çünkü doğduktan sonra çok geç kaldım. Eskiden AÇEV diye bir sivil toplum vardı. 7 çok geç diye bir projeleri vardı. Yani bir toplum açısından. Şimdi onun gibi doğumdan sonra çok geç. Hani bizler demek ki çocuk doğmadan önce bu programların yapılması. Ben aslında çok önemli, yani yıllardan beri söylüyorum. Sağlıklı bebek sahibi olabilir miyim diye bir proje var. Yani mühim olanın bunun için yapılması gerekenler nedir? Gebelik öncesi bir defa önemli ama daha da önemlisi evlilik öncesi. Çünkü bazı sorunlar, hani akraba evlilikler ülkemizde biliyoruz, metabolik sorunlar çok fazla. Evlilik öncesi başlamazlar. Bunun dışında hatta biz 1999 yılında çocuklara yönelik
tüm dünyadaki en büyük toplantılardan birisi Türkiye'de yapıldı. Lütfekir'de kongre salonunda. 26 Haziran 1999. Bundan o yaklaşık 18-19 yıl önce. Ve o dönemde de çocuklarla ilgili önemli kararlar var. Çocukların sağlıklı doğabilme, yaşama, gelişme, yani okullarda eğitim alması, korunma, korunmayı hep söylüyoruz. Ve özellikle katılım haklarını hayata geçirebilmek için önemli bir toplantı yapılmıştı. Ve bu toplantı sonrasında Türkiye'de çok önemli düzenlemeler oldu. Ne oldu? Bütün çocuk birlikleri, özellikle yeni doğana yönelik tüm Türkiye çapında bir hareket başladı. Ama biz o arada şunları da söylemiştik. Yine anneler adına, yani şimdi burada hep gençler bulunuyor ama bizim yaşımızda olanlar çocuk. Ama benim mesela çocuk doğurduğum dönem, 74 yılında Hacettepe'de ihsas yapıyordum. Doğumdan 40 yıl sonra işe başlıyordum. Halbuki şimdi bu şartlar değişti. İnşallah ileride sadece bu şartlar değil, prematüre bebeklerin çalışan anneler için daha özel şartlar ortaya koyacağım. Hani genelde bu konuda tabii sadece sağlıkçıların değil, en üst devletin en üstünde bulunan kişilere de ihtiyaçlar olmalı. Geçmişte günümüzde neden oldu diye düşünürsek, şimdi sevgili prematüre dostlar, prematüre bebek oranı düşmüyor. Hatta artıyor. Niye artıyor desem, hatta gelişmiş ülkelerde daha yüksek. Çünkü gelişmekte olan ülkeler bu bebeklere bakamıyor ama gelişmiş ülkelerde bebekler yaşatılıyor. Ama nasıl yaşasın? Kaliteli yaşasın. Bunun dışında gelişmiş ülkelerde bildiğimiz gibi yardımcı üreme teknikleri çok fazla. Kadın doğumcu arkadaşlarımız var mı burada bilemiyorum. Konuşmalarını gördüm ama yardımcı üreme teknikleri doğrultusunda çoğul gebelikler artıyor. Yine ileri yaş gebeliklere çok büyük artış gösterdi. Yani bunlara bağlı prematüre bebek oranı artmakta. Demek ki çok önemli bir konu olarak hani tüm yeni doğanlar için de prematüreler zaten çok ön plana geçti. Ama bu arada sizler çok şanslısınız gerçekten böyle bir ortamda bebekleri doğurmanız ve bu kadar sevecen ellerde. Şunu söyleyeyim ki biz bebeklerimizi taburcu ederken acaba anne baba eve gittiğinde bakacak mı diye bakardık. Ve şimdi kafama bazı şeyler, sorunlar da geldi. Ben çok açık sözlü olmayı severim. Başhemşireliğimiz de burada. Çocuk sorunu hemşireleri dışarıda var herhalde gelecekler. Annelere veya ailelere ev ziyareti yapıyoruz taburcu olduktan sonra. Bir lütfen bu ev ziyareti en azından taburcu olduktan sonra kısa süre içer. Çünkü ilk günlerde gerçekten doktorla olsanız panik oluyorsunuz. Doktor olmak başka, çocuğa bakmak başka. Onun için böyle bir ev ziyareti de özellikle prematüre tüm bebekler için olmasa bile son derece yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü anneleri rahatlatmak. Bugünkü programdan sonra biz aslında neler yapalım? Yani bu program tamam, aklımda programı yapıldı. Hüseyin Bey de yanımızda. Ondan sonra böyle ve arkadaşlar burada, özellikle siz değerli prematüre bebek dostları. Olayın merkezinde siz varsınız. Çünkü bebekler yaşam mücadelesi de bu mücadele esnasında sizler olmasanız bugünlere gelemezsiniz. Şimdi arkadaşlar ben yeni doğan veya prematüre bebeklerin sorunlarına girmiyorum. Bunları kafaya takmayın. Çünkü bu sorunları düşünmek biz sağlıkçıların işi. Hatta düşünmek değil. Evet Ahmet Bey bunları yani kitaplarda olmuyor. Serdar nerede? Serdar kaybolmuş çocukçumuz. Bizim 4T prensibimiz var. Ben bunu doktorlara söylüyorum. Bu T'ler sizlerce de uygunlar hele. Problemi hekim, sağlık ve tahmin edecek. Oluşmadı, tahmin edecek. Ondan sonra hemen saniye derse teşhis edecek. Daha sonra uygun şekilde tedavi edecek. Yani bu kadar küçük bir anne karnındaki süreci tamamlanmamış bebekteki tedavi süreçleri yaptıktan sonra en mühimi de takip etmek, gördüğünüzde. Bunu kitaplarda bulamazsınız. Ne yazsınlar? Bu bizim şişle fazlaki prensiplerimizde. İnşallah sizlerde de olacak. Evet arkadaşlar, yine sevgili anneler, takip de çok önemli. Çünkü bebeğimiz büyüdü, yani genelde çocuğun gebelik süresi ne kadar uzunsa o kadar kısa dönemde normal bebekleri yakalayabilir. Ama çok erken doğanlar bazen 2 yaşına kadar, hatta 3 yaşına kadar tamamlayabilirler. Ama 3 yaşına da geldiği zaman tamam bizim işimiz bitti, tamam artık Ahmet Bey görmesin, biz istediğimiz yere gidelim değil. Bu bebekleri en az 18 yaşına kadar mutlaka
Hani bir de geçmişini bildikleri için onu ekip taraftan izlenmesine yarar. Ekip taraftan izlerken, tabii bu arada zaman zaman da Ahmet Bey'e ekran bakıyorum böyle neler yapıyorlar diye. Onları alıyorum tabii konuşuyorum ama şu anda canlı canlı aklıma gelen noktalar var. Bu bebeklerin takibi esnasında çocuğun ailede en çok bedensel büyümesiyle ilgili. O önemli ama nöro gelişimsel yani çocuğun zihinsel fonksiyonları nasıl, nörolojik gelişim, bunlarla ilgili pediatrik nöroloji kontrolü mutlaka yapıyoruz sanıyorum. Endokrin kontrolü yapıyor. Gerektiğinde önemli sorunlarda kardiyologlar, kulak burun boğazı, çocuk cerrahları zaten bizim ayrılmaz parçamız. Onu hani çok iyi biliyorum, çok teşekkür ediyorum. Tüm toplantılarımızda büyük hassasiyetle tutuyorsunuz. Demek ki bu bebekleri 20 yaşına kadar, 18 yaşına kadar izleyeceğiz. Hatta ben 50 yıllık doktorum aşağı yukarı, yaşım da ortaya çıkacak. Yani şu anda yetiştirdiğim çocukların torunlarını bile takip etme şansını buluyorum. Okuldaki başarılar izledik. Yani sizler bu sene geldiniz, kayıt listemize girdiniz. Önümüzdeki sene sizleri yine bekliyoruz. Siz yeni annelere, doğuracak kişilere, hatta gebeleri çağıralım bize. Kadın doğum bölümüne, gebeler de olsun. Yani onlara çünkü sizin uyarılarınız çok daha iyi olacak. Yani ama işte bebeğimiz böyle doğru bir şekilde yapıldı. Ki böyle şekilde davrandığımız zaman çok daha iyi olacak. Bugün demek ki bebeklerin izlemi için gelişimsel ortam. Yalnız bir tek eksiğimiz olabilir. Ama bu tüm Türkiye'nin eksiği. Bir de bu bebeklerin yani bir organik bozukluk olmadan uyaran eksikliği veya çevresel eksikliği sonu gelişimsel sorunlar olabilir ki. Şu anda İstanbul'da bir tek Şişli'de var. Yaklaşık 5-6 sene önce bu. Çapada Cerrahpaşa'da yok. Hani belki Hüseyin Bey uygun görürse irtibata geçerek çok zor tabii ama benim öğrencim. Belki ayda bir çağırarak hani hemen değil ama en azından 9 aydan sonra yılda bir gelişimsel pediatride takip edilmesi yararlı. Yani şu anda kişi sayıları çok az bazı başlar. Hani bunu da zaten Türkiye'de kuran, şu anda Amerika'da Yale Üniversitesi ilgilenen var. Biz onun yanında eğittiğimiz bir arkadaşımız var. Eğer sonra konuşacağım, oturup görürseniz, yani tabii getirebileceğimi de bilemiyorum ancak cumartesi günü uygun bir şekilde veya bir hekimi gönderip eğitebiliriz belki, yani uygun bir hekim görürseniz. Hani sizler için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hani şu anda geçmesen de biraz da hırslı bir hanımım belki. İstiyorum ki bizim burada yetişen çocuklar çok farklı olsun, en iyi okullar kazansın. En zeki çocuklar olsun, yani sadece bedensel gelişimden ötesi. Eğer söylediklerimizi yaparsanız bundan olacak. Tabii ki gülücüyle o az üstü veriyorsunuzdur sanıyorum. Evet, demek bugünden sonra bu bebeklerin izlenmelerine de yapacağız, yardımcı olacağız. Bu arada hani gücümüz yettiği kadar, ben tabii şu anda emekliyim ama belki hukukçularla veya sağlık müdürüyle yakın görüşebildik böyle iş yaptık ama tabii onların da çok yetiştiriyor. Herhalde iş Sağlık Bakanı'ndan ve Tayyip Bey'den çıkar. Tayyip Bey'in de çok bu konuya hassas olduğunu biliyorum. Çünkü 99 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı'yken çocuklara yönelik çok güzel projelerle çok yakından ilgileniyordu. Çocuklara önem verdiğini biliyorum. Zaten çocuklara önem vermeyen hiç kimse yok. Şunu söyleyeyim. 1989'da tüm dünya liderleri, Turgut Özal katılmıştı New York'ta, oy birliğiyle imzalanan tek olay çocuk hakları. 3 gün sonra çocuk hakları var. Onun için böyle bu konuyu da gündeme getiriyorum. İnşallah 2019'da yani tüm dünyadaki önemli uygulamalardan birisi İstanbul'da veya Ankara'da belki gerçekleştireceğiz. Bu arada demek ki çalışan, tek işinizde çalışan anne var mı? Bizim buradaki krematra anneler cesler. Evet, başka yok mu? Bir tane anne görüyorum. Dışarıda var. Yani çalışan annelerimiz var. Peki sizlere doğum sonrası izne kaç ay veriliyor? Yani aynen normal bebekler. Olmamalı ama yani biz diyoruz ki prematüre bebek ne kadar erken doğduysa yani diyelim ki 26 haftalık doğan bir bebekse 14 hafta eksiği var. Yani o zaman doğum sonrası izninde ona göre olmaz lazım. Ücretli olayla ona göre. Yani bunlar için uğraşacağız. Hani ben gücüm yettikçe böyle gayret etmeye çalışacağım. Yani bugünkü önemli projelerimizden birisi bir hukukçuyla da konuşulabilir. Sağlık müdürüne uyarılabilir. Söylediğim noktaları not alıyorsunuz değil mi? Gelişimsel pediatri ve diğer noktaları. Saat işaret ediyorsun ama söyleyeceğim noktaları bitirmeden kesme. Evet, çok çok değerli anneler. Çeşitli olaylardan zaman kaybettiniz. Yarım saat geç başlattınız. Hüseyin Bey, ben
babam da tanır. O zaman İsmet Gürtü sakalıyla Sefa Bey ne diyor falan diye sorardı. Şimdi çünkü en son toparlama noktaları ne? Evet arkadaşlar, ne yapacağız? Biz burada arkamızda görüyoruz böyle. Bir erişkinin eli. Klamatik. Yalnız değilsin diyoruz. Ve aslında benim asıl sloganım sağlıklı ve kaliteli yaşamak. Çocuk söylüyor. Ben en doğal hakkımdır diyor. Yani çocuk ana rahmine girdiği andan itibaren bu katlar başlıyor. Onun için önem vereceğiz. Şimdi böyle bir olayda ben tabii kısa sürede haberim olsun diye son 3 günde 5 toplantım vardı. O işin merkezine ben sizleri koyuyorum. Bu değerli çok göz bebeğimiz, piramatik bebeklerimizin yaşam mücadelesindeki en güçlü insanlar. Ben sizlere bir alkış rica ediyorum. Ana baba ve ailelerim. Bu bebeklere destek veren sağlık personeline, doktor, şimdi burada yönetici olarak bir tek siz varsınız. Ama ben yönetici derken, evet, başkaları da vardır. Evet, yöneticilerin bir alkış ama. Öncelikle ülkenin en başındaki kişiler, Sağlık Bakanlığı. Aslında ben son bakan dışında diğer bakanları hep tanırdım, danışmanlık yaptırırlardı. Ama şimdi evet olduğum için tanımıyor belki ama yine onlar, çeşitli sivil toplum kuruluşları, medya adına evet, yine Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Burada Hüseyin Bey bulunuyor. İnşallah o da gündeme getirecek bunları. Hepimiz ne yapacağız? El ele vereceğiz. Tüm kişiler el ele verecek. Çünkü tek bir yöneticinin, tek doktorun veya tek ailenin üstesinden geleceği bir olay değil. Ben her şey prematüre bebeklerimizin, henüz doğmamış prematüre bebeklerimizin sağlığı için diyerek hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Uzmanınız Sayın Asiye Nuoğlu'na Profesör Doktor çok teşekkür ediyoruz. Bu arada sorularınız olursa toplantı sonrası beklerim. Benim elektronik adresimi de alabilirsiniz. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinin kısa bir tanıtım videosu var. Onu izleyeceğiz. Hiçbir şey insan ve sağlıklara önemli değil. Tüm yaşam süresince en hassas ve kritik evrediğin olanları. Bu noktadan yola çıkarak Gazi Osman Paşa Amasya Hastanesi yerleşkesi içerisinde yeni olan yoğun bakım ünitesi en son teknoloji ve modern teknik altyapısıyla hizmet sunmaktadır. Tedavi yaklaşımlarını uygulayan doktor, hemşire ekibiyle multidisipliner bir şekilde 7/24 hizmet vermektedir. Aile merkezli bakım odaklı uluslararası kalite standartlarında etik ilkelerden ürün vermeden güveni, saygınlığı, temel ilke edinerek koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini ileri düzeyde sunmaktadır. Ünitenin sağlık ekibi, ekipman ve fiziki altyapısıyla Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun olarak 650 metrekare kullanım alanına sahiptir. 25 adet üçüncü düzey hizmet veren kriz bulunmaktadır. İki adet solunum ve temas izolasyon odası. Ayrıca doktor, hemşire ve annelerimize ayrılmış alanlar özellikle planlanmıştır. Bakanlığın son düzenlemesine göre 4. seviyeye aday referans yeni olan yoğun bakım ünitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Ünitemizde yoğun bakım ihtiyacı olan 24 haftadan itibaren tüm bebeklere ihtiyaç duyabilecekleri EPO, kulke ve total vücut soğusuna nitrik oksit, ECMO, hemofiltrasyon gibi ileri düzey uygulamalar yapılabilmektedir. Ünitemizde
neonatoloji yandan uzmanı Profesör Doktor Asiye Moğoğlu'na verdiğinde Doçent Doktor Ahmet Hakan Gedik, Uzman Doktor Serdar Fırat, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doçent Doktor Hüseyin Kılıç Açıkan kısmına verdiğinde. Ayrıca gerekli Türk Pediatrik Yandan uzmanlarından konsültasyon hizmeti alınmaktadır. Kalite standartlarımız doğrultusunda hemşirelik hizmetlerine ayrı bir önem verilmektedir. Ülkemizde çalışan hemşirelerimiz belirli bir eğitim sürecinden sonra değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Başarılı olan hemşire arkadaşlarımız görevlerini... Çok teşekkürler. Sizleri bir arada görmek çok güzel bir şey. Farklı bir heyecan benim için de konuyu iki ayrı yönden ele almak istiyorum. Birincisi mesleğim olarak, ikincisi baba olarak. Onlara da geleceğim. Mesleğim olarak ben şunu da söyleyebilirim size. Ne hissettiğimi, hissettiğim şuydu. Ben buraya ilk geldiğimde, tamam, 9 Eylül'den, üniversiteden geliyordum. Orada başhekim yardımcısıydım, rektör danışmanlığı yapıyordum. Süreçlerin içerisindeydim ama bu hastaneye geldiğimde şunu gördüm. Hakikaten donanımıyla üst düzey bir yere gelmiş. Ne önemi var? Şu önemi var arkadaşlar. Her ne kadar hocam çok güzel çıkıyor, Türkiye'de bu işler çok ileride de olsa bizim burasının şu farkını gördüler. Bilmiyorum içeride gireğimiz olduğu kilometre alanına hakikaten uzay üstü gibi. Yani en son teknoloji ve en son teknolojinde hocalarımla desteklendiriyorum. Bu benim için gurur kaynağı. Dedim burası bana göre bir yer. Mesut bu. Yaşım 55, 55 yaşında tekrar baba olma şansına kavuştum. Enteresan bir şey. 55 yaşında insan baba olurken ne hissediyor? Bu ismi prematüre çocuk babası olarak anlatmak istiyorum. Biraz önce konuşan arkadaşlarımız, prematüre bayan arkadaşlarımız, prematüre çocuğa sahip bayan arkadaşlarımız. Bir de bu işin baba ve hissiyat kuşak, babalar ne hissediyor? Benim başımdan da geçti. Ben bunu ufacık bir vermek istiyorum, parantez içerisinde. Biz babalar da, hocam, en az anneler kadar bu işlerde sıkıntı yaşıyoruz. Niye sıkıntı yaşıyoruz biliyor musunuz? Tam beklemediğiniz bir süreçte evden apar topar çıkıyorsunuz. Ne eşiniz bekliyor, ne siz bekliyorsunuz. Ne oldu? Bey, sularım geldi. Apar topar arıyorsunuz kimi? Doktorumuzu. Bizim doktorumuz Atilla Bey'di. Atilla Bey sağ olsun koşturup geldi. Kimle mi geldi? Ali Bey'di. Ali Bey'e de, Atilla Bey'e de, bunları organize eden Hüseyin Hocam'a da ben buradan tekrar o gün için teşekkür ediyorum. Devam etmek istiyorum. Geldim buraya. Buraya kadar geniş güzel arabaya attık çocuğu, hanımı getirdim. Hemen toparlandım. Atilla sağ olsun çocuğu çok güzel bir şekilde doğurdu. Buraya kadar. Niye buraya kadar? Çünkü ben buraya kadar biliyorum. Geri kalanı burada öğrendim. Ne öğrendim biliyor musunuz? İlk 2-3 saat içerisinde çocuk normal de olsa, çocuk prematör de olsa direkt olarak doğum bakımımızda 20 set gözleme alınıyor. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Yani anneler kucağına ilk anda bebeği aldıktan sonra, bu değişiyor tabii, veya almadan çocuğu yoğun bakıma alınırsa bu şu anlama gelmiyor. Çocuk kötü anlamına gelmiyor. Çocuğun sıkıntı yaşamaması için gözlem anlamıyor ilk 2-3 saat. Tabii bu ilk 2-3 saat ben eşime anlatmakta çok zorlandım. Ne yaptım? Bir yandan çocuğa koşurdum, bir yandan eşime koşurdum. Eşime koşurma kısmı çok kötüydü. Niye kötüydü? Çünkü eşimden fırça yiyordum. Çocuğumu niye getirmiyorlar, çocuğumu niye vermiyorlar diye. Anlatmak zorunda kaldım. Neyi? Hanım, kötü bir şey yok. Sadece çocuğun sorunun sıkıntısı var. Ama şuydu esas soru. Çocuk, oğlu 2200 gram olmuştu. Tabii 600 gramların, 800 gramların da çok bir şey diyemiyorum ama o duygu farklı bir duygu. Bir anda prematüre bir çocukla karşılaşıyorsunuz. Bir anda eşiniz sizden bir şeyden oluyor. Bir anda mesleki olarak baktığımda ben diyorum doktorum, buranın başhekimiyim. Bir şeyler yapalım. Ama o şeyi ben yapamadım arkadaşlar. O şeyi yapanlar bizim prematüre sahibimizdeki başarılı hemşire arkadaşlarımız, başarılı doktorlarımız, başarılı hocalarımız. Şimdilere çok teşekkür ederim. Hüseyin Hanım, size bu eğitimi bir araya getirirsiniz. Hakikaten teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Başhekimimiz Profesör Doktor Metin Manisalı'ya konuya çok farklı bir açıdan ele aldı. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yönetim kurulu başkanımız, genel cerrahi uzmanımız, operatör doktor Hüseyin Urlu'yu konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum.
kıymetli prematür anneleri, babaları ve doğum yapacak ailelerden de burada olanlar var. İnşallah onların çocukları tabii miadında doğar. Prematüre olayını yaşamazlar. Anne karnında bir çocuğun bir aylık yaşamı maliyet olarak da fazla bir şey değil. Ama siz bir aylık bir çocuğu yoğun bakımlarda bakmaya, yaşatmaya çalışırsanız bunlar şimdilik maliyetsiz gibi gözüküyor ama çok farklı olarak devletimiz bunların masraflarını karşılıyor. Bu ülkemiz için de çok önemli bir şey. Gerçekten bu maliyetler çok çok yüksek. Yani bir ay anne karnındaki bir çocuğun maliyeti yoktur. Ama miadına kadar anne karnında durabilmesi çok önemli bir şey. Onun için işimiz aslında kadın doğumculardan başlıyor, gebelerden başlıyor ve onların iyi takip edilmesinden başlıyor. Asiye hocamız zaten bahsetti. Önce tahmin edeceksiniz. Ondan sonra da tedavi, teşhis tedavi ondan sonra olacak gibisinden. Burada çocuk sesleri arasında güzel bir toplantı oldu. Konuşmacı arkadaşlar gerçekten bizi neredeyse ağlattı yani öyle. Çok farklı bir duygularla bu çocukların kucaklarını almışlar, bunu anladık. Ve bu hastanenin de bir katkısı olmuş. Buradaki çok kıymetli ekibin bir katkısı olmuş. Aynı şekilde yaptığımız altyapının da bir katkısı olmuş. Biraz önceki tanıtım videolarında gördüğünüz kümözlerini, ventilatörlerini, yani hepsini öyle seçtik ki en üst düzeyde olsun, bu hastane örnek bir hastane olsun. Şükür şu an bu toplantıda gerek hocalarını dinlediğimiz zaman, gerek değerli anneleri, babaları dinlediğimiz zaman bunu başarmışız diyorum. Ve sizlerin bu hastaneyi tercihinden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada tabii bütün çocuklar, doğumu burada olmuş çocuklar değildi. Yeni prematürler değildi. Bunlar belki %80-90'ı başka hastanelerde, kamu hastanelerinde doğum yapıp bize sevk edilmiş hastalardı. Şükür ki biz Avrasya Hastanesi olarak bu hizmetleri verebilecek durumdayız. Bundan sonra da daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bizim prematür yeni doğanda kapasitemiz 43 küvezlik. Projemiz böyle ama şu an 25 küvezlik bir alana müsaade almış durumdayız ve genellikle de bu alanlarımız dolu dolu olmaktadır. Ben tekrar özellikle Ahmet Hakan hocama, doçent doktor, Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu hocama, yine aynı şekilde Serdar Fırat bizim çocuk hekimimiz, uzmanımız, aynı şekilde Özgür Hanım'a ve kadın doğumcu arkadaşlarıma ve yine diğer destek veren diğer hekim arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Anneler de çocuklarını en iyi şekilde yetiştirip yarın bunların arasından olimpiyat şampiyonu, Nobel ödülü alan çocukların, cumhurbaşkanı olabilecek çocukların çıkmasını arzu ediyorum. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Operatör Doktor Hüseyin Ömer. Ali, neredesin Ali? Ali gel bakalım gel. Ali kavga etmeyin de. Ben çabuk.
Evet. Hocam bugün 17 Kasım prematüre günü. Hastane evet. Renkli, cıvıl cıvıl. Çok mutlu oldum. Evet. Siz de gezdiniz bebişleri. Neler evet. söyleyeceksiniz efendim? Vallahi tabii prematüre nedir derseniz evet. çocuğun miadından önce dünyaya gelmesi, düşük tartıda gelmesi. Normalde 3 kilo, 3 kilo 200 gram olan tartıları doğumda çocukların, bebeklerin. Bunlar 1500 gram, 1000 gram, 500 gram gibi tartılarla dünyaya gelebiliyor. Tabii bunların anne karnında o normal tartıya ulaşması gayet konforlu. Yani rahat, masrafsız da hatta anne yiyor, içiyor, onu besliyor. Ama çocuk dünyaya erken gelirse, 1000 gram gelirse, 500 gram gelirse iş kolay değil. Onu anne karnındaki gibi yaşatabilmek için çok özel tesisler, cihazlar, aletler gerekiyor. Bir de çok bilgili hekimlere, hemşirelere ihtiyaç var. Onun için biz burada iddialı bir şekilde yeni doğan yoğun bakım kurmuş durumdayız. Avrasya Hastanesi'nde, Gazi Osman Paşa'da. Evet, gezdiyseniz görmüşsünüzdür mutlaka. Altyapısı önemli. Ama bunun yanında kadrolarımız da çok önemli. İşin başında neonatoloji uzmanı Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu var. Doçent Doktor Ahmet Hakan Bey var. Ahmet Hakan Gedik. İşinin uzmanı. Tabii. Yine hemşirelerimiz çok iyi yetişmiş durumda. Sadece tabii bu ekiple olmuyor. Devamlı diğer branşlardan da destek gerekebiliyor. Mesela iki alt sınıfı bir hastanedeki bütün şeylerden istifade. Tabii. Edelim. Mesela çocuk cerrahı olmazsa olmaz veya radyoloji ile ilgili bir problem olduğu zaman olmazsa olmaz. Belki beslenme uzmanı lazım olacak. Bazen tabii beslenme uzmanı da ayrıca bazen tabii çocuklar dünyaya geldiği zaman sadece prematüre gelmiyor. Bir engeli, sakatlığı şu bu da olduğu zaman fizik tedavi doktoru da işin içine girecek. Ortopedi doktoru işin içine girecek. Yani geniş diğer branşları da işin içine alarak yapılan bir hizmet. Sadece bu hizmet doktorlarla da değil tabii. Çok güzel aletler ve çok iyi. Bugün burada bir de burada dünyaya gelen prematüre bebeklerin anneleri, babaları, hekimleri o da çok güzel. Evet. Bunu nasıl akıl şimdi, ettiniz? Ha, onu sağ olsun Asiye hocamız, Ali Siyahoğlu arkadaşımız, yoğun bakımın genel koordinatörü ve Gülseren hemşiremiz, Esin hemşiremiz, baş hemşiremiz yani Merve ebemiz, bunlar bir araya gelmişler. Bugünü böyle kutlayalım demişler. Evet, sağda solda mor balonlar göreceksiniz. Yakamızda mor çiçekler göreceksiniz. Bu bugüne özel bir konsept. Çocuklar doğduğu zaman bu çocuklar mosmor oluyor, mosmor doğuyor ama daha sonra havanın oksijenini alınca pembeleşiyor, ama rengi değişiyor. Mor çiçek, evet. Mor yazı. Evet. Evet, güzel. Evet. Hocam ben çok teşekkür ederim. Gerçekten yıllardır sağlık programları yapıyorum. İlk kez böyle minik bebeklerin ailelerini mutlu işte abi oldu falan. Çok güzel. Evet. Ben teşekkür ederim size. Biz de teşekkür ediyoruz. İstanbul Times'a, Hüseyin Bey'e size teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, yanımızdasınız. Her zaman. Teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet, ben neonatolog, Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu, emekliyim. Şişletfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 4 yıl önce emekli oldum. Şimdi mesleğimi mümkün olduğunca yine gençlerle paylaşmak, ailelere faydalı olmak için icra edebiliyorum Allah'a çok şükür. Ve yaklaşık 15 aydan beri de Avrasya Hastaneler Grubu'nun yeni doğan konsültanı olarak yine buradaki hastalara hizmet veriyorum ve buradaki ekibi de eğitmeye çalışıyorum. Hocam bugün 17 Kasım Dünya Prematüre Günü. Prematüre ne demek? Ne anlamalıyız? Prematürenin kelime anlamı zaten hepiniz çok iyi bir şekilde biliyorsunuz. Zamanından matürasyonu tamamlamadan önce doğan demek. Biz bunu doktorlar olarak daha çok prematüre yerine preterm, yani zamanından önce doğan bebek olarak tanımlamak isteriz. Bildiğimiz gibi normal gebelik süresi 40 gebelik haftasıdır. Tabii bazen biraz önce biraz sonra olabilir ama
Eğer bir bebek 37 gebelik haftasını tamamlamadan önce doğmuş ise bu prematüredir. Ama tabii bunlar büyük prematüre. Prematüre deyince bu bebekler de kendi aralarına gruplandırılır. Artık günümüzde 2017 yılında dünyadaki gelişmiş ülkelerde olduğu gibi biz 23-24 gebelik haftasında doğan, yaşam sınırında doğan bebekleri bile yaşatabiliyoruz. Tabii bu bebeklerin anne karnında kalışların gebelik süreleri arttıkça bizim için daha takipleri kolay oluyor. Ama şunu da söyleyelim ki ülkemiz gerçekten yeni doğan konusunda ki ben hani neonatolog dediğim gibi Türkiye'de çok az sayıda neonatolog var ve ben Türkiye'deki ilk neonatolog grubu içerisinde yer aldım. Şu anda yani Türkiye'de bulunan neonatologların birçoğu bizim kardeşlerimiz, hatta birçoğu öğrencilerim durumunda. Ve yine uluslararası kaynaklardan bildiğim kadarıyla Türkiye yeni doğan adına çok ciddi gelişmeler sağlandı ve tüm dünya üzerinde bebek ölümlerini en fazla azalması ülkemizde görülmektedir. Gürültüyü kestiler biraz. Ali. Arkadaşlar biraz sessiz olsa çekimdeyiz. Konuşmaları ekleyelim. Kusura bakma kesiyorlar. Kesiyoruz. Tabii. Bu nedenle prematüre bebek gerçekten çok önemli. Son yıllarda özellikle prematüreliğe dikkat çekmek için 17 Kasım Dünya Prematüre Günü olarak tüm dünyada kutlanmakta. Ülkemizde de bu tanımlama daha iyi öğrenilmekte ve her geçen yıl kutlama sayısı artmaktadır. Biz de Avrasya Hastanesi zaten yaklaşık bulunduğumuz, çünkü bir hastane grubu içinde bulunduğumuz hastane yaklaşık 1,5 yıl önce çalışmaya başladı ve yani aşağı yukarı hemen de böyle bir kutlamayı gayet güzel bir şekilde yaptı. Bir de en konsept de çok güzel. Renk, mor, çiçek, özellikle balon. Özellikle seçtik. Bir de şunu söyleyeyim. Birçok toplantıda hekimler, sağlık personeli, aileler olur ama bizim toplantımızda bir farkındalık daha var. Biz burada doğan ve gayet iyi durduran prematüre bebekleri, ki onlarla da konuşmuşsunuzdur, onları da davet ettik. Onların ailelerini davet ettik. Bu da bir farkındalık diye düşünüyorum. Hani tanışacaklar, nasıl bir bilgi alışverişi yapacaklar. Çok güzel bir iletişim. İnşallah 2018-17 Kasım için şimdiden hazırlıklara başlayacağız. Burada annelerin, babaların, çocukların görüşlerini de alacağız ve bugün bu seneki yaptığımız toplantılara da üstüne bir şeyler katacağız. Ama asıl hedefimiz tabii ki bu bilinçlendirme toplantılarının, bu farkındalık toplantılarının medya kanalıyla tüm topluma ulaştırılması. Çok önemli. Bu arada bir projesi var, okuryazarlık. Tabii. Konusunda çok önemli gerçekten. Zaten annelerin sadece okuryazar olması bile bebeklerdeki geleceğini, bebeğin kaliteli yaşam sürmesini büyük ölçüde etkileyebilmekte. Yani böylece bu toplantılar yapıldıkça, ayrıca burada eğitim alan annelere de ben rica edeceğim. Bir de bu anneler de gittikleri yerde komşularına, etraflarına bunları belirtmeli, söylemeli. Çünkü prematüre bebek çok önemli. Bunda sizlere çok görevler düşüyor. Hı hı. Daha fazla zaman ayırmalısınız. Biz yanınızdayız her zaman hocam. Vallahi zaman zaman isterseniz periyodik programlar da yapabiliriz. Biz kalp vereceğiz. Mutlaka çok önemli gerçekten. Çünkü bebek ölümleri insan için acıtan bir olay. Siz de bu işe el atmışsınız. Biz 24 saat yanınızdayız. Şimdi Hüseyin Bey, sadece bebek ölümleri değil, bebeği kaliteli yaşatmak önemli. Tabii ki, tabii. Olabildiğince kendi genetik potansiyelinde, kendi özelliklerine göre biz neonatologların asıl amacı onları kaliteli yaşatmak. Ve bu bebekleri bahsettiğim 23 haftalık, 30 haftalık kritik evreler, 32-34 haftadan sonra daha rahat oluyor. Biz yeni doğancılar ve bu konuya gönül veren çocuk doktorları ve diğer tabii tüm meslektaşlarım, sadece çocuk değil kadın doğum ve diğer hekimlerle ilgili olduğunu biraz önce Doktor Hüseyin Bey bahsettiler. Tahmin edeceğiz. Yani olay oluştuktan sonra tahmin ederek ona göre yaklaşacağız. Ve bu yaklaşımda saatler değil, prematüre bebekler, saniyeler önemli. Yani ona göre davranırız, ona göre hareket ederiz ve böylece burada ben içeride birçok örnekleri gördüm. Hatta ailelere söyledim, 20 sene olsa bu bebekler belki yaşamda olmayabilirdi. En küçük prematüre kaç gram oldu siz tecrübenize? Şimdi tabii benim hani ben 4 yıl önce emekli oldum. Ondan sonra o benim bulunduğum dönemlerde yaklaşık 25-500 gram, yani yarım kilo ve 24 haftaydı. Ama şu anda 4 sene sonra görüyorum ki artık 23 hafta ve 400 grama kadar indi. Yani önümüzdeki yıllarda ne olacak, biz de artık böyle şaşkın vaziyette. Çünkü tahminimizin üstünde bir gelişme var. Ve özellikle prematüre bebek konusunda teknoloji de çok gelişti. Ama burada mühim olanı
bu yarışmada, yani bebeklerin yaşam savaşında birinci derecede rol alan annelere, babalara eğitmek, onlara güven vermek. Bu arada biraz önce Doktor Hüseyin Bey bahsettiği gibi bu bebeklerin takip edildiği hastanelerdeki sağlık personeli, yani değişik branşlardan çocuk doktoru ve yeni doğancılar önde olmak üzere doktorlar. Yoğun bakım, biz çocuk yoğun bakım çok iyiyim. Çünkü yeni doğan yoğun bakım. Bizim bir çocuk yoğun bakım var. Yeni doğan yoğun bakım. Yani şu anda çok iyi durumda olduğunu biliyorum ben. Çünkü buranın özelliklerini devamlı burayla ilgilendiğim için. Ayrıca tabii hemşireleri çok önemli. Devamlı eğitimden geçiriyoruz. Yardımcı sağlık personeli, destek grupları, laboratuvar, ilgili beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi çok önemli. Kulak, burun, boğaz ve tüm branşlarla endokrin, çocuk nöroloji, yani sadece bir tek doktorla olmuyor.